sayın başkanlar, değerli meslektaşlarım, çok saygıdeğer hocalarım. Ben size tırnak psoriyazisinden söz edeceğim. Başak Hanım'ı dinledikten sonra ne kadar birbirlerine çok benzediklerini ve acı tanıda ne kadar çok dikkat etmemiz gerektiğini belki bir kez daha anlayacağız. Ben şimdi size şöyle kısa bir plan yaptım. Tırnağın kısaca neresi nedir diye tekrar bir hatırlayalım istedim. Onun arkasından eşleşen lezyonların yerlerini, klinik özelliklerini kısaca skorlamadan söz etmek istiyorum. Sonra da tedaviyle konuşmamı tamamlayacağım. Öncelikle tırnak psoriyazisinin acaba tek başına görülebiliyor mu diye bir baktığımızda sadece tırnak tutulumunun %1 ile 5 olguda olduğunu gözlemliyoruz. Genellikle genel klasik bildiğimiz psoriyazisli hastalarda bir parçası olarak tırnağın tutulduğunu gözlemliyoruz. Ancak şöyle bir saptama var. Özellikle psoriyatik artriti varsa kişilerin bunların %80'inde tırnak tutulumunun ya da tırnak psoriyazisinin olduğu konusunda yayınlar var. Buna dikkatinizi çekmek isterim. En sık görüldüğü durumlar tırnak psoriyazisinin klasik tipte görüyoruz. Püstüler tipte artritik, geç başlangıçlı psoriyazisle tırnak psoriyazisi ortaya çıkabiliyor. Erkek hastalarda ve hela CB6 negatif hastalarda çok sık olarak tırnak psoriyazisinin görüldüğü belirtiliyor. Tırnak yapısını bir hatırlayacak olursak bizi en çok ilgilendiren tırnak pilav ve tırnak yatağı olacak. Eponişyumdan matris tutulumunda tırnak destrüksiyonunun ve harabiyetinin sonrasında ortaya çıkması, matrisin tutulmasıyla karşımıza çıkacağı için de şöyle bir hatırlamak bizim için yeterli olacak sanıyorum. Biz tırnak psoriyazisinde en fazla gördüğümüz klinik bulgular neler diye şöyle bir baktığımızda hepimizin bildiği yüksek tırnak, supungal hiperkeratoz, onikolizis, kıymıksı kanamalar diye söyleyebileceğimiz değişiklikler, diskolorasyon ve bir takım tırnak plağı anormallikleriyle karşılaşıyoruz. Tutulan tırnak bölgesiyle klinik bulgu eşleştirmesinde eğer proksimal matris tutulmuşsa yüksük tırnak, onikoreksis ve bol çizgilerini görüyoruz. Orta matrisin tutulmasında lökonişiyi, distal matrisin tutulmasında fokal onikolizis ve incelmiş tırnak plağını ve luluna eritemini, tırnak yatağının tutulmasında yağ damlası işareti ve somon lekesi de supungal hiperkeratozisi, onikolizis ve kıymıksı kanamaları, hiponişyum tutulmasında supungal hiperkeratozisi ve onikolizisi görüyoruz. Bu tırnak planında uygulayacağımız tedavileri, tırnak psoriyazisine uygulayacağımız tedavileri yönlendirmemiz açısından bizim için çok önemli. Tırnak planında hangi klinik bulguları görüyoruz, tırnak yatağın tutulmasında hangi klinik bulguları görüyoruz, o nedenle ayırt edilmesi gerekiyor. Sırasıyla burada olan değişiklikler nelerdir? Şöyle bir göz atalım. Yüksek tırnakta tırnak plağın en üst tabakasındaki defekten ortaya çıktığını görüyoruz. Hepimiz çok net tanıyoruz. Küçük çukurcuklara biz yüksek tırnak adını veriyoruz. Çok spesifik değil tırnak psoriyazisi için. Birçok hastalıkta, birçok sistemik hastalıkta ve deri hastalığında da biz yüksek tırnağı görebiliyoruz. İpucumuz psoriyatik tırnakta tırnağın hızlı uzaması olarak söylenebilir. Bunun dışında ayrıca özel bir görünümü yok. Burada farklı klinik görünümlerde yüksek tırnakları görüyorsunuz. Tabii farklı bulgular da tablomuza eşlik ediyor. Daha ileri dönemlerde de lökonişi karşımıza çıkabiliyor. Supungal hiperkeratoz, hiponişimi tutan, şurada gördüğünüz gibi, deskorma olmamış hücrelerin tırnak plağı altında birikmesiyle ortaya çıkan bir değişiklik, tırnak donuk ve kalın olarak karşımıza çıkıyor ve çok farklı klinik görünümlerde, farklı derecelerde olabilir. Burada görüldüğü gibi supungal hiperkeratozun tırnak plağının altında oldukça kalın bir değişiklikle ve renk değişikliğiyle karşımıza çıktığını gösteren değişik hasta fotoğraflarıyla hepimizin de çok yakından tanıdığı ve biraz önce tırnağın mantar hastalıklarında da anlatıldığı gibi ne kadar da çok benzeyen klinik görünümle karşımıza çıkabildiğini bir kez daha görüyoruz. İlerlemiş dönemlerde de bu şekilde psoriyatik tırnağı biz görebiliyoruz. Onikolizisin şiddetini, lezyon lokalizasyonu, şekli ve süresi belirliyor. Bir veya birkaç tırnakla olabiliyor. Tam bir onikolizisi biz psoriyatik tırnakta gözlemlemiyoruz. Psoriyazis nedenli onikolizisin aniden başladığını ve kısa sürede tüm tırnakları tuttuğunu bilmek belki bizim için bir ipucu, ayırt edici bir özellik olabilir.
Burada bir kez daha görüyoruz. Onikoliz ise ve yağ damlası diye belirtilen psoriatik tırnağın klinik özelliklerini yine aynı şekilde onikolizis. Bir psoriasisli hastada veya sadece tırnak tutulumu olan psoriasislerde tüm tırnaklarda aynı değişiklikleri beklemiyoruz bildiğiniz üzere. Her bir tırnakta farklı klinik görünümler karşımıza çıkabilirler. Tabii önemli olan bu hastalarda diğer öyküyü iyi almak, psoriasisin diğer bulguların olup olmadığını araştırmak oldukça bizim için önemli. Çünkü çok yanlış tedavilerle, yanlış yönlendirmelerle karşımıza çıkabiliyor hastalar daha sonrasında bize ulaştığında. Onları ayırt etmek gerekir. Yağ damlalarını yine görüyorsunuz, işaretlediğim yerler onlar. Genellikle hep gözümüzden kaçar ve özellikle distalden başlaması onikomikoza çok karıştığı için hep tırnak psoriasisi, genellikle mantar tedavisi alır. O nedenle bir kez daha vurgulamakta yarar var. Yine aynı şekilde. Yine dediğim gibi bir hastada hem onikolizis hem yüksek tırnak hem de spongal hiperkeratozu yan yana görebilmek mümkün. Klinik tanımlara baktığımızda bu da yine çok farklı klinik tablolarda karşımıza çıkabiliyor. Tırnak yatağındaki vasküler dermal vasküler dilatasyonla oluşan kapiller kanama odakları olarak tarifleyebiliriz. Tırnak yatağında küçük kanama adacıklarını burada olduğu gibi gözlemliyoruz. Longitudinal yerleşiyor diğerlerinden farklı olarak. Ayırt edici öyle olabilir. Bu çizgileri dediğimiz transvers oluk ve çizgilenmeler bizim hastalarımızı izlediklerimizde biz bunu gözlemlemedik. Sadece bir hastamızda belli belirsiz bir görüntüsü var. Ben onu getirdim sizler için. Şurada gördüğünüz üzere transvers çizgilenme ve oluklanma şeklinde karşımıza çıkıyor. Uzun süreli olduğunda tırnak psoriasisinde boy çizgileri onikoreksis karşımıza çıkabilir. Tırnaklarda longitudinal çizgilenme ve ayrılmaları şiddetli olarak daha sonrasında ilerleyen olgularda distrofik tırnak olarak da karşımıza çıkabiliyor. Tırnak plağının distorsiyonu tırnak psoriasisinin bir başka klinik görüntüsü. Burada da gördüğünüz gibi tırnakta tamamen haraflanma ve yok oluşu izliyorsunuz. Yine aynı şekilde. Az önceki konuşmada izlediğim inflamasyonun olması psoriatik tırnakta da aynı şekilde hepimizin yine karşılaştığı bulgulardan bir tanesi. Gerçekten son derece birbirine karışan klinik şey. Ama çok kolay elde edici özelliği var. Tabii direkt bakı yapmak onikomikoz için yeterli olabiliyorken psoriasis tırnağı için böyle bir ayırt edici özelliğimiz yok. Mutlaka belki biyopsi yapmak gerekecek tanıda. Burada görüldüğü gibi yine aynı şekilde tırnak plağındaki haraplanmayı ve destrüksiyonu görüyorsunuz. Şimdi size kısaca klinik skorlamadan söz etmek istiyorum. Çok rutine girmiş bir sistem olmamakla beraber tedavi takibinde ve hastaların izlenmesinde oldukça önemli yeri olduğunu düşünüyorum ben. Bununla ilgili yapılmış birçok çalışmalar var ve farklı ölçekler gündemde. Tırnak psoriasisindeki şiddet ve tutulumu bize gösteren özellikleri objektif olarak değerlendirmeyi sağlayan bir sınıflama. İlk defa Baran böyle bir skorlama sistemine başvurmuş. Yüksek tırnak, boy çizgileri, spongal hiperkeratoz ve onikolizisi 1'den 3'e kadar sınıflandırmış, ayırmış ve buna göre bir derecelendirme vermiş. Bugün en çok bilinen NAFSE diye kısaca isimlendirdiğimiz objektif, güvenilir, basit ve kolay bir yöntem olduğu söylenen Rih ve Şehir'in yaptıkları bir skorlama sistemi. Burada hastalık şiddeti ve tedavi takipte oldukça önemli olduğu ve bu skorlamanın tırnak ünitesine tutulum bölgesiyle tırnak plağı ve tırnak yatağındaki hastalık şiddetini ölçen objektif bir skorlama olduğu ileri sürülüyor. Ben orijinal şeyinden literatürden aldım bunu. Tırnak 4'e bölünüyor. Tırnak matriksindeki tutulumlar 1'den 4'e kadar yine tırnak yatağındaki tutulumlar 1'den 4'e kadar skorlanıyor. Şurada biraz daha şey yaparsak, eğer hiçbir kadranda tutulum yoksa 0, 4'te 1'inde varsa 1, 4'te 2'sinde varsa 2 şeklinde giden, 4'te 4'ünde varsa da 4 olarak skorlanan bir sistem, NAPS'de tırnak tutulum alan ve şiddetini ölçüyor bize. Yüksek tırnak, lekonişin, ona da kırmızı lekeler ve ufalanma tırnak matris tutulumunu gösteriyor. Onikolis, kırmızı kanama, spongal hiperkeratoz ve yer lekesinin varlığı da tırnak yatağı tutulumu olarak söyleniyor. 0'dan 8'e kadar
skorlanıp toplanıyor rakamlar ve sonrasında ne kadar şiddetli olduğunu ve tedavileri ne kadar gerilediğini takip ediyoruz. Bir kez daha şöyle bir tablo yaptım. Skorlama sisteminde belki genç arkadaşlarımıza bir faydası, bir yardımı olur diye. Tırnak psoriyazisinin ayırıcı tanısına baktığımızda oldukça uzun listelerimiz var. Tabii en başta sırayı onikomikoza işgal ediyor yine. Onunla ayırıcı tanısını söyledik ve bütün deri hastalıklarıyla ilgili tırnak tutulumları olan klinik bulgulardan ayırt edilmesi gerekiyor tırnak psoriyazisinin. Histopatolojisinde epidermal hiperplazi, dilate ve torsiyene kan damarlarının görülmesi, kronik infiltrat, inflamatuar infiltrasyonun görülmesi, tırnak psoriyazisinin histopatolojik olarak tanısında bize yol gösterici. Bir yöntem var, videodermatoskopi yöntemi. Bununla ilgili küçücük bir yayın buldum. Burada inflamasyonu gösteren kapiller damarlanmayı bize, tırnaktaki değişikliği gösteren bir yöntem. Belki inflamasyonla giden hastalıklarda tırnaktaki ayırıcı tanıyı bize göstermesi açısından yararlı olabilir, ileri dönemlerde kullanılabilir. Tırnak psoriyazisinde tanıyı koymak ne kadar zorsa tedavi etmek de o kadar zor. Tüm tırnak hastalıklarında olduğu gibi. Bir dolu seçenekler vereceğim ben size. Kısaca yapılmış çalışmalardan örnekler vereceğim. Ama bunların hepsi ne kadar başarılı olacak? Deneyerek biz kendi deneyimlerimizi belki sonrasında size aktaracağız. Genel olarak verdiğimiz tedavilerde tırnak psoriyazisi olan psoriyazisi hastalarımızda verdiğimiz sistemik tedavilerle lezyonlarının gerilediğini ve tırnakların tamamen düzeldiğini biliyoruz. Ama sadece tırnak psoriyazisi olan, eğer tanı alana kadar değişik yöntemlerle, farklı sistemlerle tedavi edilmemişler ve farklı değişikliklere uğramamışsa tırnaklar, siz doğru tanıyı koyuyorsanız o zaman neler yapacağımıza şöyle bir baktığımızda ben size sıralayacağım onların özelliklerini, ama öncelikle yöntem seçiminde nereye dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tırnak psoriyazisinin tipi bizim için son derece önemli. Hastanın özellikleri ve tedaviye uyumu yine aynı şekilde önemli. Özellikle ben vurgulamak istediğim hep hastaları tedaviye ortak etmenizi önereceğim. Hastalar ne kadar size tedavi konusunda destek verirler ve dediklerinizi yaparlarsa tedavimizin başarısı o kadar artıyor. O nedenle de hasta bilgilendirilmesi son derece önemli. Neler olacak, nasıl gelişecek onları vurgulamak gerekiyor. Böyle bir kozmetik problemle ve hastalık olarak da karşımıza gelen sorunda yapacağımız şeyler uzun listeler halinde bütün kitaplarda zaten veriliyorlar. Topikal tedavi seçenekleri genellikle tırnak hastalıklarında en çok kullanılanlar. İntralezyonel tedaviler uygulanabiliyor. Burada sadece kortikosteroidler belki ilk baş sırayı alıyor. Sistemik tedavilerden de yine bizim psoriyazis tedavisinde kullandığımız yöntemler ve en son sırayı da yine biyolojikler alıyorlar. Topikal tedavilerden burada gözlemlediğimiz kortikosteroidler, vitamin D analogları, 5-fluorouracil bizde yok ülkemizde. Antralin, tazarotan bizde yok yine. Siklosporinden, yine topikal siklosporin de bizde yok bildiğiniz üzere. Ama bütün klasik sıralamada yer alan tedavi seçenekleri. Topikal kortikosteroidlerin etki mekanizmasına baktığımızda direkt olarak inflamasyon üzerine etkili olduğunu gözlemliyoruz. Deri erikosit penetrasyonunu sağlıyor. Etkili immün yanıt içinde spesifik sökülme proteinleri azaltarak etkilerini gösteriyorlar. Keratinositler arasında hücre bölünmesini azaltıyorlar. İntralezyonel enjeksiyonlar uygulanmadığı durumlarda fluosinolon asetinoid binde 10 binde, binde 25'lik ve ya da diğer florlu kortikosteroidleri tercih ediyoruz. Krem, pomat veya losyon şeklinde tek başlarına veya kombinasyonlar halinde uygulayabiliyoruz. Oklüzyon tedavisi öneriliyor. Yine yanlış mesaj olmaması açısından özellikle vurgulamak istiyorum. Tedaviye geç cevap veren ve direnç gösteren bir hastalık tırnak psoriyazisi. Uzun süreli oklüzyonla uyguladığınız tedavilerde, kortikosteroid tedavilerinde karşılaşacağımız komplikasyonlar var. Tırnak kıvrımlarında atrofiye neden olabiliyor. Telenjektazi ve beni çok etkileyen kaybolan parmak sendromuna neden oluyor. Kemik kaybıyla seyreden parmak incelmesiyle sonlanan uzun süreli kullanımında yan etkileri var. Bunları asla göz ardı etmememiz gerekiyor. Kullanılan bir diğer yöntem
Vitamin D analogları, kalsipotriol bunlardan bir tanesi. Hepimiz tanıyoruz aslında. Günde 2 defa 3-3,5 ay süreyle uygulandığında topikal kalsipotriol ile iyi sonuçlar alındığını bildiren yazılar var, literatürler var. Özellikle steroidlerle kombine edilirse, kombinasyon tedavilerinde de farklı yönlerle etkilemesi nedeniyle özellikle tırnak psoriazinde etkili olduğu vurgulanıyor. Burada onunla ilgili bir olgu sunumu vardı. Onu aldım sizin için. Tırnak topikal kalsipotriol uygulanan tırnak psoriazindeki iyileşme dönemini gösteren şöyle iki resimle paylaşabiliriz. Yine aynı şekilde kombinasyon tedavilerine bir örnek. Kombinasyon tedavilerinde de 15 hastaya sadece uygulanmış tabii. Hasta sayısı çok oldukça bunlarla ilgili sonuçları daha iyi alacağız. Burada tedavi sonuçlarını gösteren resimlerimiz var. Onikolizis'te tedavi öncesi verdikleri bu kombinasyon tedavisi ve uygulamadan 12 hafta sonra onikolizisin iyileştiğini gösteren tırnak psoriasisinde bir literatür. Yine yüksek tırnakta tedavi öncesi ve tedavi sonrasındaki iyileşmeyi 24 hafta sonra gözlemliyorlar ama tamamen özellikle yüksek tırnakta bir düzelme olamayacağı ve olmadığı ifade ediliyor. 5-kloro-urasil bir timin analoğu. Dediğim gibi bizde yok ama nükleokasit sentezini bozarak etki eden bir ajan. Psoriyatik tırnaklara günde 2 defa uygulandığında oldukça etkili olduğu ifade ediliyor. Yüksek tırnak ve supungal hiperkeratozda etkili. Onikolizisle uygulanması ise kontraindike. O nedenle dikkatli olmak gerekiyor. Antralin hepimizin bildiği klasik psoriyazis tedavisinde de yer alan bir yöntem. İritan olması, giysileri boyaması, hasta uyumunu zorlaştıran bir tedavi yöntemi. O nedenle bizim antralinle ilgili tırnak psoriyazisinde bir deneyimimiz yok. Ama bir seçenek olarak kullanılabileceğini belirtmek istedim. Tazoretan çok söylenen, literatürlerde çok yer alan ama bir türlü bize gelmeyi başaramayan, tırnak hastalıklarında kullanılabilen bir ajan bildiğiniz gibi. Üçüncü kuşak topikal retinoid. Keratinozis farklılaşmasını engelliyor. Keratinozisin proliferasyonunu azaltıyor. Bununla ilgili yapılan bir çalışmada 24 hafta boyunca her akşam bu jeli tırnaklara uygulandığında oksijon tedavisi uygulandığında onikolizisle özellikle etkili olduğunu gösteren buna benzer birçok çalışmalar var. Ben sadece sizler için birkaç örnek getirdim buraya. Özellikle çocuk hastalarda psoriyatik tırnak oldukça sorun. Çünkü çocuklar gerçekten psoriyazisten son derece en kötü etkilenen belki yaş grubunda olan hastalarımız. Ve böyle bir durumda yapılabilecekler o kadar kısıtlı ki onlara uygun tedaviyi seçmek, onlara söz geçirebilmek, daha doğrusu tedavi uygulayabilmek oldukça zor. Tabi tercih edilen intralezyonel ya da sistemik tedavilerden çok topikal tedavileri uygulayabilmek. O nedenle de belki özellikle çocuk hastalarda, tırnak psoriyazisi olanlarda tazoretan bir seçenek olacak. Burada da onunla ilgili bir çalışmadan örnekleri görüyorsunuz. İki olguya uygulamışlar, onların sonuçlarını yayınlamışlar. Ben de sizinle paylaştım. Siklosporin yine immünosupresif, kalsinörünü baskılayan bir ajan. Bunun da karışımını hazırlaması zor ve topikal uygulaması güç olduğunu belirterek yazarlar bir çalışma yapmışlar. %10'luk yağlı formülasyonu hazırlayarak özellikle proksimal tırnak kırmızı tırnak yatağına 0.2 mililitre damlatmak kaydıyla uygulanan bir tedavi yöntemi. Oldukça başarılı sonuçlar aldıklarını söylüyorlar. 3 ay sonra tam iyileşmeden bahsediyorlar. Ama nasıl şey yapılır, hazırlanır? Uygulaması gerçekten kolay mıdır? Dediğim gibi benim bu konuda bir deneyimim yok. Literatürleri takip ederek belki biz de bu yönde çalışmalar yaparak onlarla bu bilgileri paylaşabiliriz. Topikal uygulamalarda takvilümüs ve pümeklülümüsünü ilk sıraya alıyor. Bununla ilgili yapılan bir çalışma da yok ama biz pümeklülümüsün anti-inflamatuar özelliği olduğunu ve bu nedenle de inflamasyonu azaltarak tırnak psoriyazisine etkili olabileceğini mantık çerçevesinde düşündüğünüzde düşünüyoruz. Denenebilir. Yapılan çalışma yok. Açık bir şeydir. Varsa tırnak psoriyazisi olan hastalarınız belki onu bu şekilde değerlendirmek mümkün olabilir.
İntralezyonel tedavilere geldiğimizde bildiğiniz üzere tırnak en çok ağrılı olan bölgelerden bir tanesi. Biri intralezyonel enjeksiyon uygulamak çocuk hastalarda ben çok imkansız olduğunu düşünüyorum. Ben belki onlara çok kıyamadığım için. Erişkinlerde de aynı şekilde gerekli anestezikleri yaptıktan sonra intralezyonel enjeksiyonlar yapılabilir. En fazla kullanılan kortikosteroidler tedavide. Şiddetli tutulum varsa siz, o zaman kortikosteroidleri biz kullanıyoruz. Tırnak matrisine triamcinolon asetenoid enjeksiyonlarından en çok yarar görülüyor tırnak psoriyasisinde. Proksimal tırnak kıvrımına 0.1 mm 2-3 farklı yerden enjeksiyon yapılacak. 4 hafta arayla 4 kez uygulamanın yeterli olduğu söyleniyor. Enjeksiyon yerleri olarak da seçilen bu şekilde bir literatür buldum. Gözünüzün önünde uygulama alanı olarak kalabilir düşüncesiyle de bu sırayla sizlerle paylaşmak istedim. Tabii komplikasyonları neler intralezyonel kortikosteroid enjeksiyonunun? Yine topikal uygulamada olduğu gibi burada da komplikasyonlarımız var. Devamlı ağrıya neden olabilir. Atrofi yapabilir tırnak yatağında. Periungual hipopigmentasyon yapabilir. Ya da subungual hematomlara sebep olabilir. Burada görüldüğü gibi. Bunlar da hep aklınızda bulunarak intralezyonel enjeksiyonları ona göre yapmalısınız. Diğer seçeneklere baktığımızda radyasyon tedavileri, fotokemoterapi uygulanabilir. Fototerapi, fotokemoterapi eğer çok şeyse, çok bütün tırnaklar tutulmuşsa, tabii şimdi tırnak tedavilerinde özellikle psoriyazis tırnağında tedavi seçerken, kendi aramızda da biz bunları konuşurken tırnak tutulumunun sayısına göre belki karar vermemiz lazım. Yani hangi yöntemi seçeceğimizi. Sadece bir tırnağında gerçekten hastayı kozmetik yönden çok rahatsız eden bir tutulum varsa seçeceğimiz yöntemle 20 tırnağı ya da hepsi beraber tutulmuş çok kötü görünüyor ve bütün fonksiyonlarını etkiliyorsa uygulayacağımız tedavi yöntemleri birbirinden farklı olacaktır. Ona göre değerlendirerek burada sıraladığımız yöntemlerden biri seçilebilir. Sistemik tedavilerde göz attığımızda sistemik kortikosteroid, retinoidler, siklosporin, biyolojik ajanlar, metotreksat verilebilir. Gördüğünüz tüm immünosupresif ajanlar psoriasis vulgaris'teki tedavi seçeneklerinde olduğu gibi sırayla her biri denenebilir. Hastalığın durumuna ve genel tutuluma göre değişecektir. Evet. Siklosporin ile ilgili yapılan çalışmalarda 3 mg kilogramı ile 10 haftada gerileyen tırnak psoriyazisi olguları veriliyor. Daha önceki bir toplantıda metotreksat intralezyonel uygulanması ile ilgili bir hocamızın sunumunu dinlemiştim. Bizim öyle bir deneyimimiz olmadı ama oldukça başarılı sonuçlar aldıklarını söylediler. Belki bunu da burada belirtmekte yarar var. Sistemik değil intralezyonel metotreksat uygulamasından bahsetmişti. Biyolojik tedaviler son umudumuz tırnak psoriyazisinde. Bunlarla ilgili yapılan çalışmalar son günlerde çok gündeme geliyor. Bizim ülkemizde yok alafeset. Bununla ilgili çalışmalarda birkaç olgu sunulmuş. Bir olguda tırnak psoriyazisinde 12 haftada uygulandığında alafeseptin oldukça iyi sonuçlar verdiği söyleniyor. Bizde olan infliximabla ilgili yapılan çalışmalar var. Bunlarla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. Gördüğünüz gibi oldukça şiddetli tırnak yatağında ve tırnak plağında tutulumu olan psoriyatik bir hastada tedavi sonrasında 3 ay sonrasında lezyonu tamamen geriledi. Yine aynı şekilde bir başka olguda 3 ay sonra tamamen iyileşme olduğunu bildiren yayınlar var. En son çıkan bir yayında da bu son sayıda yayınlanmış Amerikan Akademi'nin yine tırnak psoriyazisinde infliximab tedavisinin oldukça etkili ve başarılı olduğu vurgulanıyor. Benim sizlere son söz olarak söylemek istediğim, tırnak psoriyazisinin tedavilere dirençli olduğunu biliyoruz. Hastalarımızı tedaviye uyum gösterecek, uygulayabilecekleri tedavileri seçmelerini sağlayacak yöntemlerle tedavi etmenizi önermek istiyorum. Teşekkür ederim bilginiz için.